Bugün genel durumun aksine çok sessizsiniz. Ha? Ne oldu size? Bir şey var mı? Ona da cevap vermiyorum. Çocuklar şeyde pandemi döneminde böyle oluyordu. Bilgisayardan ders anlatıyoruz ya. Bilgisayarı açıyorum. Karşıda bir sınıf var. 20 kişi. Ama 20 kişi ne yapıyor farkında bile değilsin. Bir şey söylüyorsun. Hiç kimseden cevap gelmiyor. Öyle bakıyorlar. Bilgisayar var karşında. Burada en azından seni görüyorum. Bu bilgisayar var. Bir şey soruyorsun. Bekliyorsun. Cevap gelmiyor. Sonra devam ediyor. Kendini mal gibi hissediyor insan. Şimdi siz bana cevap vermiyorsunuz ya. Yani üzücü oluyor. Niye cevap vermiyorsunuz? Başkan niye cevap vermiyorsun bana? Evet sen. Sınıf adına konuşabilirsin. Sınıf adına konuşsun mu? Konuş lan. Konuş lan. Hadi. Hocam birincisi deneme çıkışı. Deneme çıkışı derken? Oğlum, cumartesi günüydü deneme. Cumartesi çıktınız. Pazar, pazartesi bugün salı. Yani bir deneme çıkışı sizi bu kadar etkiliyorsa üzücü. Evet başka? İkinci ders hocam. Sabah ikinci ders. Evet. Normalde öbür derslerde çok şen şakra kız diyorsun. İkinci dersiniz hocam valla. Ha. Ben gözlemliyorum. Konuşmuyordunuz oğlum. Ben sadece konuşuyordum. Siz gülüyordunuz. Ben bir şey söyleyeyim. Böyle gülüyorsunuz. Başka bir şey yapmıyorsunuz ki. Ve takılmasan. Fizikten anlamadığın için. Tam işte şurayı anlamadım diyebilirsin. Mesela bu da bir konuşma. Hocam anlatma her şey. Olsun. Geri kalan herkes fiziği anlıyor mu? Öbürleri fiziği anladığı için mi konuşmuyor zannediyorsun? Ya çocuklar kendinize böyle kötü davranmayın ya. Kendinize böyle kötü davranmayın. Bir şey anlamıyorum diye bir cümleyi ben kabul etmiyorum. Kesin bir şey anlıyorsundur. Kesin. Bak şu çocuk uyuyor. Şimdi gitsem, kalk yerine yat desem. Şey yapacak. Anne ya gitti. Çocuklar uykusu gelen uyumasın. Uykusu gelen ne yapsın? Ayağa kalksın. Arkaya gitsin. Buraya gelsin. Şu masaya otursun. Dolaşsın. Çok ciddi söylüyorum ha bunu. Uyumanızdansa böyle yapmanız daha mantıklı. Burası uyumak için pahalı bir kurum. Değil mi? Mantıksız çocuklar. Mantıksız bir şey olur mu acaba? Hı? Mantıksız anlatım bozukluğu mu sizce? He? Oha lan buna cevap verin bari lan. He? Bir şey mantıksız olabilir mi? Paradoks hocam, paradoks. Nasıl yani? Mantıksız ama mantıksız diyerek biz mantıksız olduğunu mantıklı şekilde ifade ediyoruz. Ya bir konuşma ha. Entel dantel konuşmalar yapıyor. Mantıklı kelime, mantıklı kelimesini mantıksızla beraber cümle içinde kullan demişiz de o da peş peşe sıralıyormuş diyor. Mantıklıyı mantıksız olarak biz mantık çerçevesinde mantığa oturtuyoruz. Sonra kulak memesi kıvamına gelinceye kadar ısıtıyoruz. Yemek oluyor. Ya Allah Allah. Mantıksız diye bir şey olur mu ya? Sana göre ters mantıklı olabilir. Ama mantıksız diye bir şey bence biraz zor. Yok, olamaz. Mantıksız değildir o. Bir mantığı vardır da. Sana göre ters bir mantıktır. Ona mantıksız denmez. He? Biz? Hayır. Her şey kendi içinde bir mantığa sahiptir diyor. Bu sana ters olabilir. Değil mi? Mantıklı değil mi? Mesela terbiyesiz diyor ya. Terbiyesiz adam mı olur lan?
Olmaz ki. Vardır onun bir terbiyesi de genel kabul gören normların içinde değildir. Başka bir şekildedir onun terbiyesi. Kötü terbiyelidir. Diyerek felsefik tartışmamızı da yaptık. Gördüğünüz gibi felsefe konusunda da tartışamıyorsunuz. Oğlum siz akşamları buradan çıkıp her gün aynı servise nasıl binebiliyorsunuz lan? Şaşırmadan. He? Her gün eve nasıl gidebiliyorsunuz? Ya ben buna bir oğlum sataşıyorum gene cevap vermiyorsunuz lan. Hocam ne alakası var ya biz o kadar mıyız filan. Bir sataşın da bir muhabbet olsun. Tamam neyse. Newton'un ne diyecektik lan hareket yasaları. Şimdi evet 4 adet temel kuvvetten bahsettik sevgili arkadaşlar. Bu 4 temel kuvvetin evrende gerçekleşen tüm olayları açıklarken kullandığımız kuvvetler olduğunu konuştuk. Daha ileride bunlarla ilgili daha ayrıntılı konuşmalar da yapacağız. Aslında müfredatımızın sınırları içerisinde bu yaptığımız konuşma yeterli bir konuşmadır. Bunu da söylemiş olayım. Şimdi yeni fikir şu sevgili arkadaşlar. Çok yaşa. Hani şey var ya alan kuvvetleri dedim. Bu alan kuvvetleri böyle böyle oluyor filan dedim. 1900'lü yıllardan sonra bilimdeki gelişmeler, değişiklikler bize parçacıkların ya da cisimlerin birbiriyle etkileşmeleri sırasında parçacık alışverişi yaptıklarını söylüyor. Şu anda en geçerli ifadelerden bir tanesi. Mesela iki tane elektron diyelim ya da iki tane yüklü cisim birbirine elektromanyetik kuvvet uyguluyor ya. Bu elektromanyetik kuvveti uygulamaları için bu iki parçacığın birbirine foton alışverişi yaptığını, birbiriyle foton alışverişi yaptığını söylüyorlar. Diyor ki bu yüklü parçacıkla bu yüklü parçacık birbirine foton gönderir. O fotonu alır, dolayısıyla öbürü de fotonu soğurur ya da yayar. Böyle bir kuvvet oluşur diyor. Mesela kütle çekim kuvvetinin gerçekleşebilmesi için, oluşabilmesi için graviton denilen bir parçacık olmalı diyorlar. Bu graviton kütlesiz bir parçacık olmalı. Dolayısıyla da ışık hızında hareket edebilir bir parçacık olmalı. İki cisim kütle çekim kuvveti oluşturabiliyorsa birbirine graviton gönderiyor olmalı diyorlar. Ama biz şu anda gravitonu tespit edemedik. Ya da ettilerse de benim haberim yok. Yani beni arayıp söylemediler. Lan biz bulduk gravitonu diye. Bilmiyoruz şu anda var mı yok mu. Ama teorik olarak öyle bir şey olması gerektiğini düşünüyoruz. Bir cisimle öbür cisim arasında efendime söyleyeyim bir güçlü nükleer kuvvet oluşuyorsa yani proton, proton, nötron, nötron çekirdek içinde o zaman bu arkadaşların birbirlerine gluon denilen parçacıkları gönderip almaları gerekiyor diyorlar. Mesela bir zayıf nükleer kuvvet oluşması için yani çekirdek tepkimeleri sırasında parçacıkların birbirine W artı ve eksi bozonlarıyla Z0 bozonlarının alışverişini yaptığını söylüyorlar. Yani bizim şimdilik bilmemiz gereken şey bu kuvvetler parçacık alışverişiyle yapılıyor diye düşünülüyor sevgili arkadaşlar diye de son cümleyi söyleyeyim. 4 temel kuvvetle. Çok yaşa. Peki geldik şimdi Newton'un hareket yasalarına. Şimdi sevgili arkadaşlar Newton çok yaşa. Biraz önce söylediğim gibi 1670 yılında 1670'li yıllarda Principia diye bir kitap yayınlıyor. Bu kitapta aslında ne diyordu? Doğal olayların evet o anlama göre doğal olayların matematiksel açıklaması şeklinde bir ifadesi var. Bu kitapta bize hareket ve hareket durumları ile ilgili 3 tane temel yasadan bahsediyor. 3 tane temel durumdan bahsediyor. Biz bu konuyu bu 3 temel yasa referansında götüreceğiz. Ve bu konu baştan söyleyeyim kuvvet temelli bir konudur. Dolayısıyla biz ne yapacağız?
sistemleri incelerken hep kuvvetlere bakacağız. Hep kuvvetlerin bileşkesine bakacağız. Yani vektörlerle birebir ilişki içinde olacağız. Sürekli vektörel toplama, vektörel çıkarma işlemleri yapmak durumunda olacağız. Onu söyleyeyim. Birinci yasa. Newton'un birinci temel prensibi ya da yasası. Birinci temel yasa. 9. sınıftaki kısmıyla da söyleyeceğim. Birinci temel yasa bize şunu söylüyor sevgili arkadaşlar. Elimizde bir cisim var. Bu cisim üzerine kuvvetler uygulanıyor. F1 kuvveti, şöyle bir F2 kuvveti. 9. sınıfta şöyle kuvvetler yoktu. Yani açıyla uygulanmış kuvvetler yoktu. M kütleli bir cisim. Diyor ki, birinci yasada, eğer bu cisim üzerine uygulanan tüm kuvvetleri, efendime söyleyeyim, toplarsan ve bu toplam sıfır çıkarsa, yani bileşke kuvvet sıfır oluyorsa o cisim üzerine uygulanan, bileşke kuvvete biz net kuvvet diyebiliriz. Cisim üzerine uygulanan tüm kuvvetlerin toplamı, yani bileşke kuvvet, yani net kuvvet sıfır ise, o zaman cisim hareket durumunu korur diyor. Ne demek bu? Eğer cisim bu kuvvetlerin uygulandığı ve bu kuvvetlerin toplamının sıfır olduğu anda duruyorsa durmaya devam eder. Eğer bu kuvvetlerin uygulandığı ve toplamlarının sıfır olduğu anda bu cisim belirli bir V hıza sahipse o zaman bu V hızıyla düzgün doğrusal hareket yapar demiş oluyorum. Bu durumda şöyle diyorum, bu cisme uygulanan kuvvetleri şöyle göstereyim. Birazdan daha ayrıntılıca serbest cisim diyagramı diye konuşacağız. Aşağıya doğru cismin bir ağırlığı var, yukarıya doğru bir normal kuvvet var, sağa doğru bir F1 kuvveti var, şöyle açıyla bir F2 kuvveti var. Diyelim ki sürtünmeler önemsiz. Bana diyor ki birinci yasa, F1 kuvvetini artı F2 kuvvetini artı MG kuvvetini artı normal kuvveti topladın ve sıfır etti. O zaman bu cisim hareket durumunda bir değişiklik olmadan hayatını sürdürür. İse cisim hareket durumunu onu korur. Yani duruyorsa durmaya devam eder. Eğer hareketliyse düzgün doğrusal hareket yapar diyoruz. Tamam. Kuvvetlerin toplamını bulduk. Kuvvetlerin toplamı sıfır çıktı. Yani net kuvvet eşittir sıfır oldu. Şuraya şey de diyebilirsin. F net eşittir sıfır oldu da diyebilirsin. Ve cisim durmaya devam eder ya da hareketliyse hareketini sürdürür. Yalnız sevgili arkadaşlar bunu tarihte ilk söyleyen adam Newton değil. Biliyor musunuz? Bunu ilk söyleyen adam kim biliyor musunuz? Hı? Biliyor musunuz mu? Duydunuz mu hiç? Yazmıştım. Ne yazmıştın lan modüle? Modülde köşe olarak. Tövbe estağfurullah. Bunu tarihte ilk söyleyen adam İbn Sina. Tıp alanında bayağı bir şeyi vardır ya. İbn Sina şöyle diyor. Bundan daha öncesine gideyim. Aristo fiziği denilen bir fizik var sevgili arkadaşlar. Şimdi Aristo felsefik açıklamalar yapan uzun yıllar boyunca nasıl diyeyim paradigmaları doğruymuş gibi kabul edilen bilimsel açıdan bir düşünür. Tamam. Şimdi o da tabii zamanının gerektirdiği kadar ölçümler ya da gözlemler yapabiliyor. Bu gözlemlerin sonucunda şu yargıya varıyor, yargılara varıyor. Mesela Aristo fiziğine göre diyor ki cisimlerin kendi özleri vardır diyor. Mesela öz dediğim şey şu, bir taş gibi bir cismin kendi özü dünyanın yüzeyidir diyor. Yeryüzüdür diyor. Sen taşa ne yaparsan yap tekrar dünyanın yüzeyine geri döner diyor. Çok mantıklı.
Değil mi? O dönemin düşüncelerini düşünürsen son derece mantıklı. Mesela suyun özü, öz yurdu, öz vatanı göllerdir, denizlerdir, okyanuslardır diyor. Suya ne olursa olsun eninde sonunda okyanusa geri döner diyor. Çok doğru, çok mantıklı. Ateş, duman, is, sis gibi malzemelerin öz yurdu havadır diyor. Sen ne yaparsan yap onlar havaya doğru gider diyor. Öz vatanına gider. Yıldızların öz yurdu gökyüzüdür diyor. Onun için dünyaya düşmezler diyor. Yani o zaman düşünürse çok mantıklı. Bunların hepsini bir araya getirdiğinde etrafındaki cisimlerden şöyle bir çıkarım da yapıyor. Bir cismin doğal durumu durmaktır diyor. E düşünsene etrafındaki hiçbir şey sürekli hareket etmiyor. Bir taşı fırlattın, eninde sonunda bir şeyler oluyor ve duruyor taş. Değil mi? İşte bir insan koşuyor, eninde sonunda duruyor ya da en son toprak oluyor falan falan. Etrafındaki cisimleri incelediğinde her şey bir şekilde sonuç olarak durmaya mahkum gibi görünüyor. O zaman diyor ki bir cismin doğal hali durmaktır. Sen ne yaparsan yap eninde sonunda o cisim durur diyor. Yani zamanına göre çok mantıklı çıkarımlar. Bence gayet doğru. O zaman yaşasaydık adam çok iyi düşünüyor filan derdik. Ancak 1200-1300'lü yıllarda İbn Sina şöyle diyor. Diyor ki bak zamana bak 1200-1300'lü yıllar. Lan adamlar daha banyo yapmayı bilmiyorlar. İbn Sina diyor ki eğer bir vakum ortamı oluşturabilseydik. Püh vakum diyor lan. Daha ortalıkta gazdan bahseden kimse yok. Yani cisimleri yalıtabilseydik, cisimleri etrafından soyutlayabilseydik diyor. O zaman bu cisimlerin hareketini devam ettirmek için dışarıdan bir etkiye ihtiyaçları kalmazdı diyor. Yani geri kalan cisimlerle etkileşmeyen bir cismi hareket ettirdin ve bıraktıysan o cisim sonsuza kadar böyle devam ederdi hareketine diyor. Bunu da kasr-ı meyil diye anlatıyor bize. Tamam mı? Duydunuz mu? Nasıl yazılıyor? Kasr-ı meyil. Yani aslında bu temel prensibin en başı, en özü diyebilirsin. Diyor ki adam, bir cismi başka cisimlerden yalıtırsan eğer, o zaman o cisim hareketliyse hareketini sürdürür gider diyor. Yani cismin hareketini devam ettirebilmesi için artı bir kuvvete dışarıdan ihtiyaç yoktur diyor. Durma olayı, yine İbn Sina'nın ifadesine göre, durma olayı ancak o cisme durdurulacak ya da o cismi durduracak bir etki oluştuğunda meydana gelir diyor. Bizim günlük hayatta gördüğümüz şeylerin durmasının sebebi de o cismin hareketini engelleyen başka etkenlerin var olmasıdır şeklinde diyor. İşte biz vakum ortamı oluşturup bu etkenleri kaldırırsak cisim hareketliyse hareketini sürdürür sonsuza kadar diyor. Son derece doğru ifadeler. Ama bu hani bilimsel bir yapıt olarak değil, adamın fikirleri olarak var elimizde. Daha sonra Galileo diye bir adam var. Duydunuz mu hiç? Galileo Galilei. Galileo sevgili arkadaşlar, bilimsel çalışmalarda rasyonalist düşüncenin önderlerinden. Ne demek? Biliyor musunuz? Akla mantığa uygun. Akılcılık demek. Yani fikir deneyleri. Fikir deneyleriyle ilgili belirli şeylere ulaşmayı düşünüyor. Mesela Galileo'nun yaptığı deney, fikir deneyi şu. Diyor ki, bak şöyle bir tane eğik düzlem olsa diyor. Şöyle. Şuradan bir tane cismi bıraksam ama bu cisme bahsedilen sürtünme ifadeleri hiç uygulanmıyor. Yani sürtünme önemsiz olsa, bu cismin hızı sıfırken, ilk hızı sıfır, bunu serbest bıraksam cisim gider karşı tarafta aynı hizaya kadar çıkar diyor. Şuraya kadar çıkar ve hızı sıfır olur diyor. Eğer
Eğer ben bu eğik düzlemin ikinci bölümünü şöyle biraz daha eğik yaparsam, o zaman cisim şuraya kadar çıkar diyor. Burayı biraz daha eğik yaparsam şuraya kadar çıkar diyor. Bu eğimi ortadan kaldırırsam cisim bu durumda V hızıyla hareket eder ve bu hareket bir eğim ya da onun hareketini engelleyecek bir durum ortaya çıkıncaya kadar devam eder diyor. Yani bildiğiniz şunun ifadesi işte. Cismin durması için sebep lazım diyor. Cisim üzerine uygulanan kuvvetleri sıfır yapabiliyorsam hareketini korur, hareketi neyse o hareketi yapmaya devam eder şeklinde bir fikir deneyi bu. Tamam mı? Newton 1670'li yıllarda sevgili arkadaşlar bu fikirleri bilimsel altyapıyla bize anlatan ve fiziksel olarak, bilimsel çalışma olarak hani yasa şekline dönüştüren, tabii altı boş değil, oradan iki kelime alayım, buradan iki kelime alayım, birleştireyim şeklinde değil. Bunları temel dayanaklarıyla bize anlatan sevgili kardeşimiz. Tamam. Birinci temel yasa sevgili arkadaşlar, bir daha söyleyeceğim. Newton'un birinci temel yasası, eğer cisim üzerine uyguladığım kuvvetlerin toplamı sıfır çıkıyorsa, bu cisim hareket durumunda değişiklik olmadan devam eder. Yani duruyorsa durmaya, hareketliyse hareket etmeye devam eder diyor. Bu tanıdık geliyor mu size? Ben gelmiştim. Buna çocuklar benim katılmadığım şekilde şey diyorlar. Ben ona katılmıyorum. Buna eylemsizlik yasası diyorlar. Ben bu birinci yasaya eylemsizlik yasası denilmesinin haklı olmadığını düşünüyorum. Kendi kendime. Niye? Maddenin ortak özelliklerini biliyor musunuz? Ha? Evet. Nedir maddenin ortak özelliği? Bir, kütleye sahiptir. Değil mi? Bir cisimden, bir maddeden bahsediyorsan kesinlikle bir kütlesi vardır. İki, boşlukta yer kaplarlar. Yani hacmi vardır. Kesinlikle bir cisimden bahsediyorsan böyle bir durum olmak zorundadır. Üç, tanecikli yapıya sahiptir. Yani bütün cisimler atomlar ve moleküllerin bir araya gelmesiyle oluşur. Biz bunun dışına çıkan bir durum gözlememişiz. Dört, elektrikli yapı. Bütün cisimleri oluşturan atom moleküllerin hepsi pozitif negatif yüklü elektron proton ve nötr olan nötronlardan oluşmuştur. Bunun dışına çıkan bir madde yok. Ve beş, bütün cisimler, bütün madde kütlesi dolayısıyla eylemsizliğe sahiptir. Duydun mu beni? Eylemsizlik madde için ortak özelliktir. Peki ne demek eylemsizlik? Ha? Cismin durumunu koruma isteği. Cismin durumunu koruma isteği. Başka? Ha? Eylemsizlik ne demek? Başka yok mu iki kelime konuşacak? Ha? Aslında şöyle bir şey. Dediğim gibi ortak özellik şu şekilde düşünebilirsiniz. Bir cismin eğer hareketinde değişiklik oluşturacak şekilde bir etki uygularsanız, yani bir kuvvet uygularsanız, işte o cismin kendi hareketini değiştirmeye karşı gösterdiği dirence, gösterdiği zorluğa eylemsizlik denir. Bu zorluk kütlesiyle doğru orantılıdır. Tamam? O zaman cisimlerin hareket durumunda meydana gelecek değişikliğe karşı kütleleriyle doğru orantılı olarak gösterdiği zorluğa, gösterdiği dirence eylemsizlik denir. Tamam? Bu eylemsizlikle alakalı mıdır? Evet, alakalıdır. Ama eylemsizliğin kendisi değil bu. Bu eylemsizliğin bir bölümü. Burada neyi inceliyorum? Kütle ya da cisim üzerine kuvvet uygulanmadığında nasıl hareket edeceğini inceliyorum. Eylemsizlik bu kadar dar değil ki. Eylemsizlik, bakın söylüyorum, maddenin ortak özelliği. Yani hangi durum olursa olsun, hangi cisim olursa olsun, cisim ne durumdaysa, hangi hareketi yapıyorsa eylemsizliği vardır zaten. Onun için sadece buna eylemsizlik demek çok mantıklı gelmiyor. Bu eylemsizlikle alakalı mı? Evet.
Net kuvvetin olduğu durumlar, eylemsizlik olmayan durumlar mı? Hayır, tabii ki orada da eylemsizlik var. Anlatabiliyor muyum? Şu eylemsizliği bir tanımlayalım. Şöyle diyeyim. Bir cismin hareket durumunda gerçekleşecek değişikliğe karşı kütlesiyle ile doğru orantılı olarak gösterdiği dirence ya da zorluğa denir. İstisnasız tüm cisimler için cisimlerin eylemsizliği vardır. Ve eylemsizlikten vazgeçemezsin. Eylemsizlik ortak özellik. Nasıl bir cisim deyince kütleden kesinlikle bahsetmen gerekiyor. Bir cisim dediğinde eylemsizlikten kesinlikle bahsedersin. Newton'un birinci yasası eylemsizliğin bir bölümü. Tüm cisimlerin eylemsizliği var ama birinci yasa üzerine net kuvvet uygulanmayan cisimlerin hareketini anlatıyor bana. Tamam? Anlaştık mı? Burada var mı aklında soru işareti kalan? Yok. Peki, güzel. Newton'un ikinci bir yasası var. İkinci temel yasa bu sefer şöyle söylüyor. Bir tane cisim var. Bu cisme F1 kuvveti uyguluyorum. F2 kuvveti uyguluyorum. Bu cisim M kütleli. Sürtünmeler önemsiz olsun. Cisim üzerine uygulanan kuvvetler. Aşağıya doğru MG'si var. İşte yukarıya doğru normal kuvvet var. Sağa doğru F1 var. Şöyle açıyla F2 var. Eğer bu kuvvetlerin toplamını bulursam F1 artı F2 artı MG yani ağırlık vektörü artı normal kuvvet vektörü farklıdır 0 ise ve bu eşittir F nete denk geliyorsa işte o zaman şöyle diyor. Cisim üzerine uygulanan kuvvetlerin toplamı 0'dan farklıysa bu durumda cisim ivmeli hareket yapar. Cismin sahip olduğu bu ivme cisim üzerine uygulanan net kuvvetle doğru, cismin kütlesiyle de ters orantılıdır diyor. Tamam mı? Bunu lütfen yazalım. Şöyle deyin. Birinci yasa cümlesini yazdık mı? Ha? Evet. İkincisini şöyle yazıyoruz. Diyorsunuz ki, üzerine uygulanan kuvvetler toplamı sıfır olmayan cisimler ivmeli hareket yapar. Bu ivme cisim üzerine uygulanan net kuvvet ile doğru orantılı cismin kütlesiyle ters orantılıdır. Yani ne demek istiyor?
Cisim üzerine uyguladığım net kuvvet eşittir kütle ile ivmenin çarpımıdır. Lütfen dikkat eder misin? Net kuvvet bir kuvvet, yani bir vektör. Değil mi? Peki kütle? Eksi kütle olmaz. Negatif kütle yok. Bizim tanımlamamız böyle, bilimsel tanımlama. Kütle dediğim şey pozitif bir skaler sayı. O zaman bir pozitif skaler sayıyla bir vektörü çarparsanız sadece o skaler sayının katı kadar, o skaler sayı kaçsa o kadar vektörün büyüklüğü değişir. Yönünde bir değişiklik olmaz. O zaman net kuvvetle ivme her zaman istisnasız aynı yönlü vektörlerdir. Tamam? Anlaştık mı? Net kuvvetle ivmenin farklı yönlü olduğu bir durum söz konusu değil. En azından bizim yaptığımız bilimsel çalışmaların hepsi öyle gösteriyor. Bu ifadeyi şöyle de söyleyebiliriz. Cisim üzerine uyguladığım net kuvvet bir ivmeye sebep olur. Bu ivme cismin üzerine uygulanan net kuvvetle doğru orantılı, kütleyle ters orantılıdır dedik ya. Eylemsizlik kütlesi olarak da ifade edilir bu ifade. Şöyle söylenir. Bak dikkat edersen bu cismin kütlesi nasıl ifade edilir Ali Murat? M. F bölü A, süpersin. Yani ne demek bu? Cismin birim ivmesi başına düşen net kuvvet sabit değerlidir. Ve bu cismin kütlesine denk gelir. Yani herhangi bir cismi bir metre bölü saniye karelik ivmeyle hızlandırmak için o cisme uygulamam gereken net kuvvete o cismin kütlesi diyebilirim. Onun için kütleye eylemsizlik kütlesi de derler. Şöyle de ifade edelim, şöyle de söyleyelim. Bir cisim ya da sistem üzerine uygulanan kuvvetlerin bileşkesinin cismin ya da sistemin kazandığı ivmeye oranı sabittir ve bu sabit cismin ya da sistemin kütlesini verir ya da kütlesine denktir diye de konuşabilirim. Tamam mı? Biraz şöyle düşünebilirsin bunu. Bir tane cisim var. Bu cisme 10 Newton kuvvet uyguladın. Cismin sahip olduğu ivmeyi buldun. Bu kuvveti ivmeye böldün. Sonra bu cisme 37.2 Newton'luk kuvvet uyguladın. Net kuvvet. Sonra cismin kazandığı ivmeye böldün. Bu bölme işlemlerin sonucu aynı çıkar. İşte bu aynı çıkan sonuç bizim için kütledir. Demiş oluyoruz. Tamam. O zaman kütle tanımıdır aslında. Newton'un ikinci prensibi bir anlamda baktığınızda birim ivme başına düşen net kuvvete o cismin kütlesi denir diye ne yapabilirsiniz, konuşabilirsiniz. Anlaştık mı? Peki böyle net kuvvet etkisinde hareket eden bir cismin eylemsizliği var mıdır? Hı? Var. Var tabii ki. Tamam. Tabii ki var. Çünkü hala cisim o. Hala ortak özelliği eylemsizlik. Onun için birinci yasa eylemsizliktir, ikinci yasa eylemsizlikten bağımsız bir şeydir diye düşünemezsin. İkinci yasadaki cisimler de eylemsizliğe sahiptir. Dolayısıyla eylemsizlik bir cismin olduğu yerde her zaman olayla alakalı bir niceliktir. Olayla alakalı bir nedir? Tanımlamadır diyebiliriz. Anlaştık mı? O zaman ikinci yasa bize ne anlatıyor? İkinci yasa bize
cisimler üzerine uygulanan kuvvetler toplamı sıfırdan farklıysa o cismin hareketinin nasıl olacağını anlatıyor. Değil mi? Net kuvvet eşliğinde cismin hareketi nasıl devam eder bunu anlatıyor. Birinci yasa net kuvvet yokken, net kuvvet olmadığı durumda hareket nasıl devam eder ya da hareket nasıl olur bunu anlatıyor. İkinci yasa cisim ya da sistem üzerine bir net kuvvet uygulanırsa hareket nasıl devam eder bunu anlatıyor bize. Üçüncü yasa hocam. Efendim. Yani yürüyen de adamı da eylemsizliği var diyorsun. Evet. Adamsa var. Adam değilse de var. Üçüncü temel yasa. Bunu bilen var mı? Hatırlayan var mı? He? Neydi? Nasıl bir şeydi? İki tepki hocam. Birinciyi de eylemsizlik diye hatırlıyordum. Değil mi? Ne demek bu? Üçüncü yasa ne anlatıyor acaba bize? Etki tepki diyorsunuz ya, anlatsanıza oğlum, iki kelime kurun la. Kelimeyi ama kurallı kurun. Tüh. Bir şey söyledim. Şey sordun zaten. Biz beşerini almıyoruz değil mi? He? Niye almıyorsun oğlum? Sevgili öğrenciler, sevgili üstadım. Niye almıyorsun oğlum? Alıyorsun tabii. Bak burada F2'nin düşey bileşeni yok demedim ki ben. F2'nin hepsini aldım. Kızını hesaplamak istersen. Ben niye almayayım oğlum? Buradaki N, MG'yi dengelemiyor. N, MG ile F2'nin düşey bileşenini dengeliyor. Çünkü almıyoruz ne demek düşey bileşeni? Alıyoruz tabii ki. Hadi gidin. Yarın ödev var. Modüllerinizi getirmeyi unutmayın.